Fatih Bey merhaba, çok beklettik sizi. Kusura bakmayın. Estağfurullah. İyi akşamlar herkese. Selamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Fatih Yaşlı, biz uzunca bir gezi davasını konuştuk. Heyet bir karar verdi. Bu karar önümüzdeki süreçte siyaset açısından seçimlere giden süreçte Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcını mı bize anlattı? Yani ben bu kararla yeni bir döneme girildiğini düşünmüyorum. Bu karar sadece içinde bulunduğumuz durumun ne olduğuna işaret eder. Çünkü ben uzunca bir süredir, yaklaşık 2 yıldır artık her programda bir tür ezber haline geldi. Burada da söyleyeyim. Şöyle bir şey anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki Türkiye'de seçimlerin ne zaman yapılacağından ziyade yapılacak olan seçimlerin serbest seçimlere benzeyip benzemeyeceğini tartışmamız lazım. Çünkü bunu tecrübeyle sabit bir şekilde biliyoruz. Uzunca bir süredir Türkiye'de seçimlerin nasıl yapıldığını, işte en son işte geçtiğimiz hafta 16 Nisan referandumunun yıl dönümüydü. Orada mühürsüz zarflarla kazanılmıştı o seçim. Sonrasında yapılan açıklamalarda muhalefet bu seçimi tanımayacağını söylemişti ama en fazla Anayasa Mahkemesi'ne götürmekle yetindiler. Ya da işte İstanbul seçimlerinin iptalini benzer bir şekilde düşünebiliriz. Genel olarak seçimlerde bu atı alan Üsküdar'ı geçti anlayışının biz uzunca bir süredir Türkiye'de seçimleri serbest seçimler olmaktan çıkardığını görebiliyoruz. Şimdi bu kararla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bugün yazı arşivime bakarken bir yazı buldum. Twitter'da da paylaştım. 2 ay önce ben kuşatma konsepti diye bir yazı yazmıştım Sol Portal'da. Orada şunu anlatmaya çalışmıştım. Bekir Bozdağ'ın gönderilmesi Türkiye'de seçime gidilirken muhalefetin ve genel olarak toplumun nasıl bir kuşatmayla karşı karşıya kalacağının işaretlerinden biri gibi görünüyor diye bir paragraf var orada. Dolayısıyla diyor ki işte yargının tamamen partili yargı haline gelmesi açısından bir eşik daha aşıldı. Ve herhalde bu tutuklamalar o yazıdaki tezleri biraz doğrulamış oluyor. Yani mesele tek başına yargı değil. Örneğin bundan 15-20 gün önce bir seçim yasası geçti meclisten. Hiç de öyle direnilmeden geçti üstelik. Ve o seçim yasası sadece barajı %7'ye indirmiyordu. Bence en önemsiz kısmı oydu. Ama örneğin ittifakları fiili olarak imkansız hale getirdi. Dikkat edin, o yasadan beri altılı masanın ayakları sallanmaya başladı. Deva, Gelecek, Saadet, acaba yeni bir ittifak mı kursak? Hangi ilde nasıl matematiksel hesaplar yapsak? Kim kimin listesinden girse gibi bir takım krizler yaşamaya başladılar. Aynı şekilde Fatih Bey, ama bu siyaset açısından akılcı bir yöntem değil midir? Yani muhalefet partileri eğer işte o 20 yıldır iktidarda olan bir partiye karşı sandıkta başarı sağlamak istiyorlarsa bazı formüller geliştirebilirler. Ben buna aykırı bir şey söylemedim zaten. Başka bir şey anlatmaya çalışıyordum. Ya şunu söylemeye çalışıyorum. Yani iktidar seçimle gitmeme adına toplumu kuşatacak bir takım adımlar atıyor. Ve o adımlar muhalefetin siyasal alanını daraltıyor. O adımlardan biri de seçim yasasıydı. Seçim yasasının geçirilmesi altılı masada bir takım krizler yarattı. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bu işin boyutlarından biri. Ama bunu biraz daha geriye götürelim. Ayasofya'nın açılmasından tutun, baro yasasına, işte HDP'ye yönelik kapatma davasından bugüne gelelim. Örneğin sınır ötesinde yapılan operasyonlara doğru tabloyu genişlettiğimizde, manzarayı genişlettiğimizde biz şunu görüyoruz. 20 yıldır iktidarda olan ve devletleşmiş bir parti var. O parti öyle kolay kolay iktidarı bırakmaya niyetli değil. Evet, anketlere bakıldığı zaman giderek oyların eridiğini görüyoruz. Türkiye'de çok ciddi bir ekonomik kriz var. İnsanları açlıkla sınayan bir ekonomik kriz var. O ekonomik kriz kaçınılmaz olarak iktidarın tabanını zayıflatıyor. Ama öte yandan muhalefete dönüp baktığımız zaman iktidarın zayıflamasına koşut bir şekilde örneğin muhalefetin toplumda hala daha halk açısından gerçek bir umut haline gelmediğini, oradan toplumun örneğin yapılan toplantılardan, o toplantılar sonrası yapılan açıklamalardan herhangi bir heyecan yaratılamadığını, toplumda bir rüzgar estirilemediğini görüyoruz. Bence esas mesele bu. Yani konuşulması gereken temel şey, birincisi iktidarın yapacağı seçimlerin ne kadar serbest seçimlere benzeyip benzemeyeceği. İkincisi muhalefetin gerçek anlamda önüne bir yol haritası koyup topluma umut verecek, toplumda heyecan, sahici bir heyecan yaratacak bir dalgayı yükseltip yükseltmeyeceği. Bence esas bunlar tartışılmalı bu meseleye dair. Peki bunun yöntemi ne sizce? Yani bu altılı masa ya da muhalefet nasıl bir strateji izlemeli bunun için? Yani vaatlerini mi yetersiz buluyoruz?
Yoksa bu süreçle ilgili nasıl bir öngörünüz var? Ben genel olarak siyasal stratejinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani bütünüyle sandığa endekslenmiş, insanlara evde oturup sadece sandığı beklemelerini vaaz eden, yani bir pazar günü seçimin yapılacağını, bizim gidip oy kullanacağımızı, akşamında oyların sayılacağını ve sonrasında da iktidarın barışçıl yollarla değişeceğini iddia eden bakış açısı bana gerçeklikten uzak görünüyor. Bu şu anlama gelmez. Yani seçim yapılmayacak demiyorum ya da seçimle bunları seçim dışı yöntemlerle gönderelim tarzı bir şey söylemiyorum ben. Söylemeye çalıştığım şey şu: sadece ve sadece sandığa endekslenmiş bir siyasal strateji, yani herhangi bir şekilde toplumun demokratik anayasal haklarını kullanmasını göz ardı eden, sandık dışı her türlü yöntemi antidemokratik olarak gören, daha baştan biz hiçbir şekilde sandığa çıkmayacağız şeklinde açıklamalar yapan, insanlar herhangi bir şekilde sokağa çıktıklarında bir grup insan onları AKP'nin ekmeğine yağ sürmekle suçlayan, aman oyuna gelmeyelim diyen, Türkiye'deki en ufak bir toplumsal tepkiye bizi sokağa dökmek istiyorlar yaklaşımıyla bakan bir anlayış sandığın güvenliğini de sağlayamaz. Yani sandığın güvenliği seçim günü sağlanmaz. Siz seçim konjonktürüne giden bir ülkede iktidara seçim günü eğer herhangi bir şekilde bir demokrasi dışı yönteme başvurursa başına gelecekleri önceden gösterirsiniz. Ona dair ipuçları verirsiniz. Ama maalesef bugün Türkiye'de muhalefet buna dair ipuçlarını herhangi bir şekilde iktidara göstermekten imtina ediyor. Bugün şimdi, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Kılıçdaroğlu sanki biraz daha bugün özellikle bir yürüyüş tanımı da yaptı ve işaretlerini de verdi. Yani daha etkili bir muhalefet olacaklarına, sadece sandığa endekslenmeyecek bir şekilde Gezi davasından sonra tepki göstereceklerine ilişkin. Ya evet, umarım bu doğrudur. Çünkü artık dikkat ederseniz, yani ister zamanında yapılsın, ister erken yapılsın, bir yıl içerisinde Türkiye seçime gidecek. Mayıs ayına gelmiş durumdayız. Dolayısıyla artık kartların daha açık bir şekilde oynanması, yapılması gereken şeylerin daha net bir şekilde topluma anlatılması ve bir an önce de adım atılması gerekiyor. Ben bugünkü konuşmayı bir iki gün önceki, daha doğrusu hafta sonu idi galiba, bu elektrik kesilmiş elektrikte evinde yaptığı konuşma üzerinden okumak isterim. Yani orada ilk defa Kılıçdaroğlu neoliberalizm kavramını kullandı benim takip edebildiğim kadarıyla. Neoliberalizmin sonu gelmiştir gibi bir şey söyledi. Evet. Ve imkansız düşüncelerin hayata geçirilebileceğinden bahsetti. Yani elbette ki burada bir sosyalizm çağrısı falan filan yok, onun farkındayız. Ama yine de örneğin Kılıçdaroğlu gibi artık emek sermaye çelişkisi bitti, sağ sol meselesi 18. yüzyıla ait, esas mesele demokrasi ile diktatörlükler arasındadır diyen bir figürden çok net bir şekilde neoliberalizmin sonunun geldiğinin dile getirilmesi enteresan bir hikayeydi. Şimdi o söylendikten iki gün sonra bugün tekrar çıktı ve yine yoksul çocuklardan, yatağa aç giren çocuklardan, elektriksiz kalan çocuklardan bahsetti. Yani çubuğu çok net bir şekilde ekonomik krize büktü. Bu çok yapılan bir şey değildi Türkiye'de. Yani Türkiye'de çok ciddi bir kriz var ama buna rağmen örneğin siz altılı muhalefetten hiç kimseyi herhangi bir şekilde bir işçi direnişinde göremezsiniz. Yani Ukrayna Savaşı başlamadan önce Türkiye Ocak-Şubat aylarında çok büyük işçi direnişleri görmüştü. İşte Farplast, motokuryeler, şu bu. Ama altılı masadan herhangi birinin biz tek bir fabrikayı, tek bir atölyeyi, tek bir grev alanını ziyaret ettiğini görmedik. Niye? Çünkü oraya dair bir mesafeleri vardı. Ekonomik krizin varlığını kabul ediyorlardı ama herhangi bir şekilde Türkiye'de emek merkezli bir siyasetle aralarında ciddi mesafeler vardı. Burada o siyasete en yakın duran parti, kendisini sosyal demokrat olduğunu söyleyen CHP'nin olması gerekirdi. Ama onlar da bilinçli bir şekilde buradan uzak durmayı tercih ediyorlardı. Yapılan işte en somut şey esnaf ziyaretleriydi. Esnafa gidiliyordu. Sanki bir tek esnaf yoksullaşıyormuş gibi bir yaklaşım söz konusuydu. Şimdi bundan yavaş yavaş vazgeçildiği anlaşılıyor. Yani eğer bugünkü konuşmanın devamı gelecekse, bugünkü konuşma sadece bir konuşma olmakla kalmayacaksa, biz önümüzdeki süreçte bunların çıktılarını görmeye başlayacağız demektir. Yani onların çıktıları adına neler yapılacak ben bunu bilmiyorum. Mitingler mi, yürüyüşler mi, eylemler mi vesaire mi? Ama çok net bir şekilde 3 kere toplanan altılı masadan çıkan sonuç bildirilerinde ekonomik krize dair herhangi bir somut öneri biz göremedik. En son toplanan masada ekonomik krize karşı
alınacak tedbirlerden biri diye Merkez Bankası'nın bağımsızlığı yazıyordu. Yani ben şimdi burada derin bir iktisat tartışması başlatmak istemem ama neoliberalizmin sonunun geldiğinden bahsediyorsanız aynı anda bağımsız Merkez Bankası diyemezsiniz. Çünkü bağımsız Merkez Bankası, bağımsızı burada tırnak içine alayım, neoliberalizmin amentülerinden biridir. Bunun niye böyle olduğunu burada uzun uzun anlatmayacağım ama şunu söylemeye çalışıyorum. Ortada hala çelişik bir takım pozisyonlar var. Örneğin altılı masadan Babacan hala örneğin Türk Telekom özelleştirilmesinin doğru olduğunu savunabiliyor. Ya da devlet bardak üretir mi diye 80'lerdeki Özal siyasetinin devamını bize anlatıyor. Ama öte yandan işte Kılıçdaroğlu neoliberalizmin sonundan bahsetmeye başladı. Sosyal devletten bahsediliyor, gelir dağılımında adaletten bahsediliyor. Bu nedenle evet bugünkü konuşma ciddiye alınması gereken, takip edilmesi gereken bir konuşmadır. Türkiye'de esas meselenin artık çok net bir şekilde neredeyse nüfusun %95'inin geriye kalan %5'e çalıştığı ortaya çıkmış durumdadır. Yani bankaların karlarına bakın %300 artmış. Hazine garantili projelerle kamudan müteahhitlere aktarılan paralara bakın. Kur korumalı mevduattan 3 ay içerisinde 12 milyar lira verilmiş. Dolar sahiplerine, mevduat sahiplerine. Bugün örneğin bakan diyor ki eğer diyor biz emekli maaşla emekli ikramiyelerinde 1100 lira olan emekli ikramiyelerinde 400 milyon lira artış yapsaydık bu toplamda 10 milyar liraya tekabül ediyordu. Yani çok büyük bir para olduğunu söylüyor. Fakat bu ikramiyeler zaten yılda iki kere veriliyor. Üstelik verdiğiniz insanlar gariban emekliler. E şimdi siz bunun bütçeye 10 milyar ek yük getireceğini söylüyorsunuz. Yani bir kişiye yılda 800 lira fazladan para vermenin bütçeye yük getireceğini söylüyorsunuz. Ama öte yandan 3 ay içerisinde dolar sahiplerine, mevduat sahiplerine alın size 12 milyar lira diyorsunuz. E şimdi şu çok net bir şekilde görülüyor. Türkiye toplumu küçücük bir azınlığın her türlü zenginliğinin adeta hazine garantisi altına alındığı bir topluma dönüşmüş durumda. Yani koca bir ülke şirketlere, bankalara, holdinglere çalışıyor. Ve buna karşı siz hala ciddi bir siyaset üretmiyorsunuz. Toplumun çok önemli bir bölümü asgari ücrete mahkum edilmiş. Enflasyon resmi olarak bile %60'ların üzerinde. İşsizliğin ne durumda olduğu belli. Genç işsizliği ve kadın işsizliğinin bunun kat be kat üzerinde olduğu belli. E şimdi ülkede yaprak kımıldamıyor. Bu tuhaf bir durum değil mi? Yani Fatih Bey bir şey sorabilir miyim? Ciddi bir siyaset üretmiyorlar. Meclis muhalefeti açısından da konuşuyoruz. Peki tam olarak karşısında mesela meclis dışındaki partilerde, sol partilerde, emekten yana olan sol partilerde az önce altılı masanın yaratmadığı heyecanı mesela onlar yaratmak için ne yapmalı ya da neyi yapamıyor? Şimdi bu da uzun bir tartışmanın konusu olur tabii ama şunu en azından söyleyebiliriz. Yani sosyalist partiler şu an Türkiye'de son derece güçsüz, zayıf, işte belli yerlerde örgütlenmeleri olan yapılanmalar, seslerini duyurmaları çok zor. Kendilerine ait işte medyaları vesairesi şunlar bunlar bakıldığında. Öte yandan çok ciddi bir baskı var. Türkiye'de sosyalistler şu an genel olarak aslında benim az önce anlatmaya çalıştığım şeyi deniyorlar. Yani Türkiye'de esas meselenin düzen olduğunu, esas hesaplaşılması, dönülmesi gereken yerin Türkiye kapitalizmi olduğu, Türkiye'de giderek zenginlerin daha zengin, yoksulların daha yoksul olduğu bir düzenin kurulduğunu ve bununla mücadele edilmesi gerektiğini topluma, halka anlatmaya çalışıyorlar. Ama bunu yaparken dediğim gibi imkanları kısıtlı, üye sayıları kısıtlı, ellerindeki araçlar kısıtlı. Maddi olarak mı? Fikri olarak mı, maddi olarak mı?